Biz bunu doğru anlatabiliyor muyuz? Biliyor muyuz yani işin aslını biliyor muyuz diye soracağım. Şimdi, şimdi evet yükseldi, evet düştü diyoruz ama biliyor muyuz biz ne olduğunu? Şimdi bizde şöyle bir alışkanlık oldu. Yani bizim e, coğrafyamızda var aslında bu. E, dolar üzerinden ekonomiyi okuma meselesi. Yani dolar <laughs> yükseliyorsa ekonomimiz kötü, dolar düşüyorsa ekonomimiz hı hı. iyi gibi bir algı oluştu. Hatta bizim coğrafyamızın dışında da şu yoktur mesela. İnsanlar kendi maaşlarını dolar üzerinden hesaplarlar. Ya ben işte geçtiğimiz 10 yıl önce işte şu kadar dolar maaş alıyordum. Şimdi şu kadar dolar maaş alıyorum diye. Şimdi bu başka bir ülkede yoktur mesela. Fransız bunu yapmaz, İngiliz yapmaz, Polonyalı yapmaz, Macaristan yapmaz ama biz yaparız. Yani altınla ölçerler. Az önce söyledim. Altının fiyatını elin oğlu belirliyor. E şimdi Doların üzerinde bir köpük oluşturdular ve bunu yapmaya da devam et, ediyorlar. İşte bugün iki buçukluk bir yüzde iki buçukluk bir geri çekilme söz konusu. Faizin artmasıyla birlikte. Şimdi ben Perşembe günü, Cuma günü hatta Çarşamba günü televizyonlara bakıyorum. Koca koca adamlar, koca koca kadınlar faiz artsın diye çırpınıyorlar. Senle hep konuşuyoruz. Faiz. E, ticaretin düşmanı, yatırımın düşmanı, üretimin düşmanı, enflasyonun sebebi niye? Maliyetlerini arttırıyor insanların. Dolayısıyla yüksek faizi istemek çok mantıklı bir şey değil. Ama bu ülkenin kaynaklarını yüksek faizle birileri sömürmüş sürekli. E Bu ülkede daha az faizle üretim, yatırım, ihracat, istihdam sağlanmalı. Bunu da sağlayacak olan düşük faiz. Aslında az önce e, barkonun önünde de söyledim ülkeyi yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon cenderesinin içine sokmaya çalışıyorlar. Bu üçünün de yüksek olduğu noktada ekonomide hiçbir hareket olmuyor. E peki Türkiye hangi rotaya girdi? Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. İhracatımız rekorlar kırıyor mu? Kırıyor. İstihdamda ee, önemli aşamalar kaydediliyor mu? Kaydediliyor. Yatırım artıyor mu? Artıyor. Hı. Üretim artıyor mu? Artıyor. Sizin paranızın değeri üretim gücünüzle e, ortaya çıkar. Siz üretiminizi arttırırsanız, ihracatınızı arttırırsanız paranız değerlenir. Yoksa işte böyle köpüklerle Hı. paranızın değerini yukarı aşağı çekmeye çalışırlar piyasa denilen me mekanizmada. Şimdi e, şu tabloyu arkadaşlar hazırladılar. Çok da güzel bir tablo. E, dolardaki hareketi yani bu bu ülkedeki kur hareketlerini şöyle bir bakalım. 1981'den e, bu yana arkadaşlarımız çıkartmışlar. Hı hı. İki dönem var burada. Bir, bir son 20 yıllık işte AK Parti dönemi var. Bir de öncesi var. Şimdi öncesinde 1981'de dolar 142 liraymış. Tabi burada paradan 6-0 atılmadan önceki dönemden de bahsediyoruz. Gelmiş 1991 yılında 4171 lira olmuş. Yani 1 milyon 687 pardon 1991'de 1 milyon 600, 4171 lira olmuş. 2002'de 1 milyon 687 bin 268 lira olmuş. Eski parayla bahsediyorum. Artış burada 1 milyonun üzerinde bir artış söz konusu olmuş. Artış oranlarını da verebilir misiniz? Kaç kat artmış arkadaşlar o var mı burada bakalım? Evet. Şimdi gelelim 2002'den sonraki döneme ee, orada 2005'ten sonra bakıyoruz dolardaki artış 6 65 kat olmuş yani bir, bir tarafta e, 142 liradan 1 milyon 600 bin liraya gelmiş yani e, 1 milyon katın üzerinde artmış bir tarafta da 6,5 kat artış var ve az önce söylediğim gibi e, doların üzerinde bir köpük oluşturulmuş. Köpük oluşturulmaya devam ediyor. Bu, i̇nsanları dolar üzerinden ekonomiyi okumaya yönlendiriyorlar. E, dolayısıyla siz işte e, sürekli televizyonda kur arttığı zaman ekonomimiz kötüye gidiyor, kur düştüğü zaman ekonomimiz iyiye gidiyor, e, mantığıyla gidiyorsunuz. Hani e, şey gibi bu. Çöpten adamlar ekmek topluyorlar battık bittik şeyi var o da hepsi yalan çıktı. O zaman tam tersini yaparsanız işte etilerde herhangi bir restorantın önünde de kuyruk var. O zaman herkes çok zengin kuyruğa mı gidiyor dersiniz yani ikisi de yanlış olur. E, ekonomiyi o yüzden hani kur üzerinden okursanız madem kur üzerinden okuyorsunuz işte manzara bu. Bir tarafta binlerce kat artmış bir dönemde bir kat bir tarafta altı buçuk kat artmış sadece ama biz ekonomiyi neyin üzerinden üret okuyoruz yatırımın üzerinden okuyoruz üretimin üzerinden okuyoruz istihdamın üzerinden ihracatın üzerinden biz bu yolda gittiğimiz sürece zaten Kur, kurdaki yükselişler düşüşler o dalgalanmalar ekonomiyi çok etkilemeyecektir orada bir istikrar sağlanacaktır diye düşünüyorum Peki şimdi bir bunu zaten daha çok çok konuşacağız, konuşacağız. Yani ee... Çünkü hani buradan kur üzerinden ekonomiye bir saldırı söz konusu oluyor yani işte ekonomiyi kötü göstermek bu battık bittik meselesini sadece kur üzerinden okuyorlar Hani sana seninle bir şey konuşmuştuk burada sahte ekonomisti anlama rehberi diye <laughs> mesela orada ee, en önemli özellikleri hep kurdan bahsetmeleri. Hiç üretimden, istihdamdan, yatırımdan bahsetmezler. Ekonominin asıl e, e, şeyleri, aktörleri o taraftadır. Ama onlar sadece kurdan bahsedip, insanlarda böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. E, bu ülkenin parasının düştüğü parasının değeri düştü diye zil takıp oynayan adamlar da görüyoruz. Kadınlar da görüyoruz biz bu ülkede. Çok garip değil mi? Yani bunu anlamakta mesela güçlük çekiyorsun. Bir bakıyorsun sosyal medyada televizyonda gazete köşesinde paramızın değeri düştü diye sevinç çığlıkları atan insanlar var. Ne garip değil mi? Yani e, yani siz hepimiz aynı gemideyiz evet. adam o geminin altındaki tahtaları sökmüş onu satıp para ne diyor? Orada delikten aşağı denize düşecek haberiyor.